Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili 9. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu parçadaki 6 çizili sözde söz edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Parçamıza bakalım. Batı'nın gerçekçi edebiyat örneklerini tanıdıktan sonra böyle bir edebiyatı Türkçe'de de geliştirmek için yola çıkanların ilk adımı Doğu masalındaki gerçek dışı olayları kapsayan içeriğe saldırmak olur. Bu içeriğin pek çok unsuru kendilerine en yakın duran yapıtta, muhayyenatta bulunur. Binbir Gece masallarının motifleriyle kurulmuş, olağan dışının en doğal haliyle yaşadığı, cinlerin, perilerin cirit attığı muhayyenat, bütün ilk romancıların hedef tahtasıdır. Hedef tahtası sözüyle anlatılmak istenen, bazen herkesin olumsuz sözlerine ve yorumlarına hedef olmuş kişiler için kullanılır. Seçeneklere baktığımızda ise özgün bir tarz ortaya koyamaması. Arkadaşlar parçanın genelinde bundan bahsediyor fakat hedef tahtası sözüyle anlatılmak istenen şey bu değildir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Olumlu nitelikler taşımaması. Aslında burada romancıların hedef tahtasına oturtulması var. Olumlu nitelikler taşımaması değil. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Eleştirel bir gözle incelenmesi. Doğru, eser eleştirel bir gözle incelenmiş fakat romancıların hedef tahtasına oturmasıyla ilgili değildir C seçeneği. O yüzden bunu denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Yazıldığı türde öncü niteliği taşıması. Herhangi bir öncü olmaktan da bahsetmiyor. E seçeneğini de elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise eleştirilerin odak noktası olması. Evet. Bizim de anlatmak istediğimiz şey buydu. Romancıların eleştirilerin odak noktası olması, eleştirilerin hedefi haline gelmesiydi. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki 6 çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Yıllar sonra babamın söylediklerinin hiç de yabana atılır cinsten olmadığını ve onu dinlememekle ne kadar hata yaptığımı anladım. Bakın, yabana atılır cinsten olmadığını, yani babasının söylediklerinin önemli, değerli olduğunu söylemeye çalışıyor değil mi? Onların ne kadar kıymetli olduğunu söylemeye çalışmış. Seçeneklere baktığımızda yazarın romanlarında üzerinde durduğu konulardan biri de insanın iç dünyasıdır. Arkadaşlar böyle bir anlam yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Söylediği sözleri hepimiz büyük bir dikkatle dinliyorduk. Yine hani değerli, önemli ya da yabana atılır cinsten bir ifade yok. O yüzden C seçeneğini de demiş olduk. Her insanın mutlaka keyifle anlatacak bir anısı vardır. Keyifle anlatılacak bir anıdan da bahsetmiyor. D seçeneğini de demiş oluruz. Okumamız için büyük yazarların önemli eserlerini seçmişti. Bundan da bahsetmiyor. E seçeneğini de demiş oluruz. B seçeneğinde yer alan şairin ilk dönem şiirleri de önem verilmeyecek derecede değildi. Yani yabana atılır cinste değildi anlamına geliyor. Yabana atılacak şekilde değildi. Önemliydi, değerliydi anlamına geliyor. Bundan dolayı da cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümledeki 6 çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Divan şiirinin özgünlüğünü yakalamak için bütün divanlarını didik didik ettim. Sonunda amacıma ulaştım. Bakın burada didik didik etmek nedir arkadaşlar? En ince ayrıntısına kadar incelemek anlamına gelir. Ya da araştırmak, en ince noktasına kadar inmek anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda göz gezdirmek, kabaca üstünden geçmek anlamındadır bu. Bunu elemiş oluruz. En ince ayrıntısına kadar düşünmek. Arkadaşlar burada en ince ayrıntısı kelimesi geçiyor fakat düşünmekten bahsetmiyor. İncelediğinden bahsediyor. Yani araştırdığından bahsetmiş. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Çok zor anlamak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Amacına bir türlü ulaşamamak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise bakın enine boyuna araştırmak. Evet. Didik didik etmek enine boyuna araştırmak anlamına gelir. Bu yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu parçada geçen söz oyunlarıyla bilmece çözdürmeye çalışmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
İkinci yeniciler kapalı olmak adına şiirlerinde okurlara söz oyunlarıyla bilmece çözdürmeye çalışarak sadece belli bir kesime, aydınlara seslenmişlerdir. Halktan tamamen uzaklaşmışlardır. Bakın burada söz oyunlarıyla bilmece çözdürmeye çalışmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey şudur. Yine parçada geçen bir ifadeyle yola çıkalım. Kapalı olmak adına diyor. Yani yoğun bir anlatım benimsemek adına sürekli söz oyunlarıyla bilmece çözdürmeye çalışıyorlarmış. Ve kapalı bir anlatım benimsedikleri için de dikkat edin, aydınlara ve belli bir zümreye hitap ediyormuş ikinci yeniciler. Halkın anlamayacağı bir üslup kullanıyorlarmış. Seçeneklere baktığımızda süslü bir anlatımla okurun dikkatini çekmek. Arkadaşlar söz oyunları, bilmece, bakın bunları karşılayan bir ifade yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Söz sanatlarıyla okuyucuyu farklı taraflara yönlendirmek. Herhangi bir farklı tarafa yönlendirmek de söz konusu değil. Bunu da elemiş oluruz. Okuru etkilemek için özgün olmaya çalışmak. Herhangi bir özgünlükten de bahsetmemiş. C seçeneğini de elemiş oluruz. Sanatını belli temellerin dışına çıkarmamak. Herhangi bir temelin dışına çıkmaktan da bahsetmez. D seçeneğini de elemiş oluruz. E seçeneğinde ise üstü kapalı söylenen, yani kapalı olmak demişti bakın şurada. Düşünceleri okurun anlamasını istemek. İşte bilmece çözdürmeye çalışmakla ne yapıyorlar? Bunu okurun anlamasını istiyorlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçadaki kalemini hiç korkak alıştırmamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Fethi Naci, her romancının belirleyici romanlarını seçmekle birlikte eleştirinin sınırlarını bu yöntemle çizmiyor hiçbir zaman. O, kalemini hiç korkak alıştırmadan, eleştirilerini belirli tanılarla temellendirerek isabetli yargılarda bulunuyor. Bakın, kalemini hiç korkak alıştırmadan. Ne demek arkadaşlar? Cesurca yazmak anlamına gelir. Yine cesurca, korkmadan ya da diğer ifadeyle özgürce kalemini oynattığını, yazdığını söylüyor. Seçeneklere baktığımızda eleştirilerinde duygu ve düşüncelerine yer vermemek, böyle bir şey değil. Özgürce yazan birisi duygu ve düşüncelerine yer verir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yazılarında düşünce özgürlüğünü savunmak, düşünce özgürlüğünü savunmuyor bakın. Kendisi eserlerini özgürce yazıyor. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Herkesin duygularını karşılayacak yazılar yazmak, herkesin duygularını karşılayacak şekilde anlamına gelmez. Korkmadan, cesurca anlamına gelir demiştik. D seçeneğini elemiş oluruz. Verilmek istenen mesajı doğrudan aktaramamak diyor. Bundan bir çekincesi yok arkadaşlar. O yüzden istediği şeyi doğrudan aktarabilir. Özgürdür bu. Bundan dolayı E seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde ise eleştirilerinde söylemek istediklerini çekinmeden ortaya koymak, çekinmeden özgürce, cesurca ne demek istiyorsa kaleme alan bir yazarmış. Bunu ifade eder. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okurlar kendisinin, sadece kendisinin yazarı olmanızı ister ki bu bütün nefessiz kalıp ölmeye yatması anlamına gelir bir yazarın. Her keyifle okuyoruz diyene inanıp kendinizi onların keyfini artırmaya adarsanız artık okurun, üstelik yalnızca bir tip okurun dümen suyuna gitmişsiniz demektir. Bir tip okurun dümen suyuna gitmişsiniz ifadesiyle anlatılmak istenen şey, o bir tip okurun istediği şekilde yazmak, okurun beklentilerine göre eser vermek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda her okuyucunun isteklerini tam yansıtamamak. Arkadaşlar altı çizili sözde anlatılmak istenen bu değil, bunu elemiş oluruz. Okuyucunun düşüncelerini kesin olarak algılamak. Yine altı çizili sözde anlatılmak istenen bu da değil, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Okurun beğenisini yeteri kadar kazanamamak, bu da değil arkadaşlar, bunu da elemiş oluruz. Okuyucuyu yanlış taraflara yönlendirmek, herhangi bir yanlış tarafa yönlendirmekten bahsetmiyor. Bir tip okurun beklentilerine cevap vermekten bahsediyordu, bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise
belirli okuyucuların istediği gibi hareket etmek. Bakın, bir tip okurun demişti. Bu da belirli bir okuyucunun oluyor. İstediği gibi hareket etmesi de o bir tip okurun dümen suyuna gitmek. Yani onların istediği şekilde eserler kaleme almak anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçadaki altı çizili bölümle şiir ve denemenin hangi yönü vurgulanmıştır? Denemede öğretici olmak yetmez. Bir de denemecilerin üslupçu olmaları, dilin bütün inceliklerinden yararlanabilmeleri gerekir. Denilebilir ki deneme şiirden sonra, daha doğrusu şiirle birlikte az sözle çok şey söyleme sanatıdır. Arkadaşlar, az sözle çok şey söylemeye biz ne diyoruz? Yoğunluk diyoruz, değil mi? Dolayısıyla denemecilerin ve şiir yazanların yoğun bir anlatıma sahip olduğunu söylüyor. Seçeneklere bakalım. Duru bir nitelik taşıdıkları, arkadaşlar yoğunluktan bahsetmiyor, gereksiz sözcük kullanımından bahsetmiş. Duruluk bu anlama gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Dilin inceliklerini yansıttıkları, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Özgün bir üslubu barındırdıkları, özgünlük, farklılık demek, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. C'yi de elemiştik. Yalınlığı ön plana çıkardıkları, arkadaşlar yalınlık da söz sanatlarına, yabancı sözcüklere yer verme demek, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan özlü bir anlatıma sahip oldukları demiş. Özlülük yoğunluk demektir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümledeki altı çizili bölüm yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez demiş. Sanatçılar sınırlandırma karşısında yaratıcılığını yitirir. Ünlü sanatçının dediği gibi uygarlık yalnızca tel örgünün bulunmadığı yerde yeşerir. Bakın arkadaşlar, tel örgünün bulunmadığı yerde ne vardır? Özgürlük vardır, değil mi? Özgürlük ortamı vardır. Seçeneklere bakalım. Her yerde yaşama olanağı bulur. Bu tam karşılamıyor arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sanatçının yeteneğiyle gerçek değerini bulur. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Kültürün yeşerdiği yerde gelişir. Kültürden bahsetmiyorum. Bunu da elemiş olduk. Sınırlandırma olsa da değerini yitirmez. Bakın burada tel örgünün bulunmadığı bir yerdeymiş. Sınırlandırmanın kalkmasından bahsediyor. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Ancak özgür bir ortamda filizlenir. Evet, tel örgü yoksa arkadaşlar, değil mi? Özgürlük vardır. Altı çizili bölüm yerine en uygun kelime özgürlük ifadesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümlede geçen kendi sesini bulmak sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiirle yola çıkan her şair değişik şairlerden etkilenir. Okudukça, şiirin ciddiyetini kavradıkça kendi sesini bulmaya ulaşır her şair. Bakın burada kendi sesini bulmaya çalışmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey şudur. Şairlerin önce başkalarından etkilendiğini, başkalarını taklit ettiğini söylüyor. Daha sonra ise kendi sesini bulduğunu, yani daha sonra şairin özgünlüğü yakaladığını söylüyor. Farklılığını ortaya koyduğunu, kendini olmaya çalıştığını, kendine has, kendine özgü şiirler yazdığını söylüyor. Seçeneklere baktığımızda başarılı bir seviyeyi yakalamak, bu değil, bunu elemiş oluruz. Klasik şair olmaya çalışmak, özgünlüğü yakalayan klasiğin dışına çıkmış olur arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Kişisel yönünü geliştirmek kısmen bunu çağrıştırmış olsa da bu ifade kişisel yönünü geliştirdikten sonra özgünlüğü yakalamasından bahsediyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gerçekleri kendi duygularıyla anlatmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Özgün bir çizgiye ulaşmak, evet, kendi sesini bulmak demek, özgünlüğü yakalamak, orijinal olmak anlamlarına gelir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada geçen kendi sözcükleriyle yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şairler nasibinden fazlasına el uzatmamalı. Ama çoğu şairde deneysel arayışlar çok. Herkes her kelimeyle yazabiliyor. Bu pek doğru değil. Her şair kendi sözcükleriyle yazmalı.
Bu şairin şiirlerinde yağmur, mavi, kardeşlik, Balkan, Eylül, trenler, mektuplar boy gösteriyor. Bunlarla şiirini oluşturmuş. Burada kendi sözcükleriyle yazmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey özgünlük. Yani başkasını taklit etmemek anlatılıyor. Sadece kendisinin kullandığı sözcüklerle kendisine has bir şekilde eserlerini oluşturduğu söyleniyor. Seçeneklere baktığımızda kendi dilinin olanakları dışına çıkmamak, herhangi bir dilin olanakları dışına çıkmamaktan bahsetmiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sözcüklerin bilinmeyen yönlerini ortaya koymak, bu da değil. Sözcüklerin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmıyor ki. Kendi sözcükleriyle duygu ve düşüncelerini anlatıyor anlamına gelir. C seçeneğini de elemiş olduk. Her sözcüğe farklı bir anlam yüklemek, bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Kendi yaşamını şiirlerine aktarmak, kendi yaşamından da bahsetmemiş, bunu da elemiş oldu. Kendi sözcükleriyle yazmak ifadesi kendine özgü, uygun sözcükler kullanmak demektir. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru, bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bence divan şiirinin rahlesine oturup diz aşındırmadan bu coğrafyanın şairi olmak oldukça zordur. Divan geleneğinden günümüze yetkin metinler üreten Behçet Necati Gil, Turgut Uyar, Atilla İlhan, Hilmi Yavuz gibi şairleri önemsemeyenler divan şiirinin gerçek kimliğini kavramak durumundadır. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız divan şiirinin rahlesine oturup diz aşındırmadan diyor. Diz aşındırmak ifadesi ne anlama gelir? Onun rahlesine oturduktan sonra emek vermek anlamına gelir, değil mi? Diz aşındıran kişi emek vermiş olur. Aynı zamanda buradaki diz aşındırmak ifadesi çaba göstermek anlamına da gelir, değil mi? Herhangi bir şeyin gerçekleşmesi için gösterilen çaba anlamına da gelmektedir. Seçeneklere baktığımızda geleneksel kalıpları kırmadan başarıya ulaşamayacağı, bu olmaz, bunu elemiş oluruz. Divan şiirinin ağır bir dile sahip olduğu, herhangi bir ağır dilden de bahsetmemiş, B seçeneğini elemiş oluruz. Her şairin iyi şair olmak için divan şiirini bilmesi gerektiği, bundan da bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Divan şiirinin günümüze ulaşan başarılı bir yapıya sahip olduğu, herhangi bir başarılı yapıya sahip olmak anlamına da gelmez, D seçeneğinde elemiş oluruz. Geleneksel şiir kavramının, yani divan şiirini anlamaya dayandığını söylüyor. Bakın burada diz aşındırmak ifadesiyle anlatılmak istenen şey, geleneksel şiiri anlamak için emek verilmesi gerektiği, çaba gösterilmesi gerektiği anlamlarına gelir. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testinde son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda bu cümledeki altı çizili ifadelerden yola çıkarak Yaşar Kemal'in eserlerinde aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir? Yaşar Kemal'in Kale Kapısı romanında doğa ögesini değerlendirirken şöyle diyor Fethi Naci. Yaşar Kemal, doğanın içine birer anten gibi germiştir beş duyusunu. Bakın burada arkadaşlar, beş duyusunu diyor. Yani beş duyu organına hitap eden sözcükler nedir? Somut sözcüklerdir, doğru mu? Beş duyu organıyla algılanabilen sözcüklere somut sözcük denir. Dolayısıyla doğanın içine birer anten gibi gelmiştir beş duyusunu diyerek olayları somutlaştırarak anlattığını çıkarabiliriz. Seçeneklere baktığımızda benzetmeleri demiş, bu değil, bunu elemiş oluruz. Karşılaştırma da değildir, bunu da elemiş oluruz. Soyutlama değil, soyut neydi arkadaşlar? Beş duyu organıyla algılayamadığımız sözcüklerdir, bunu da elemiş oluruz. Kişiselleştirme, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Somutlamalar demiş, evet, beş duyu organıyla algılayabildiğimiz sözcükler somuttur. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.